İsmi Hasan Mekki Muhammed Ahmet. Adım Hasan Mekki Muhammed Ahmet. Khartoum Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra Britanya'da İslam Enstitüsü'nde çalıştım. 1980'lerin başında Türkiye üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Türkiye ile ilgili ilk tanışıklığım da bu vesileyle oldu. İlk ilişkilerim dönemin Türkiye siyasetinin önemli siyasi ve fikir adamlarından Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la oldu. Daha sonra Uluslararası Afrika Üniversitesi'nin rektörü oldum. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ömrünü adadığı Gönüllüler Hareketi'ni Hira Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Savaş Bey'in evimi ziyaret etmesi vesilesiyle tanıdım. 5 sene önce beni Türkiye'ye gitmem için davet ettim. Gülen Hareketi'ni de işte bu vakitten itibaren tanımış oldum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitaplarını okuyarak onun kişiliğini, ilim hayatına, İslam'a ve insanlığa yaptığı katkıları öğrenmeye başladım. Onun en büyük eserlerinden olan Türk okullarında eğitim veren, eğitim gönüllülerinden de Gülen Hareketi'ne gönül vermiş insanların yaptığı organizasyonlardan Gülen'i ve Hizmet Hareketi'ni tanıdım. Gülen Hareketi'nin insanlık adına yaptığı her hareket, her hizmet çok değerli, bunlar asla yadsınamaz. Hepsini çok takdirle karşılıyorum. Bir parantez açmak gerekirse, eğitim faaliyetleri son derece önemli. Dünyanın birçok yerinde Gülen'in fikirleri ve yol göstericiliği sayesinde hayırsever iş adamları tarafından açılan Türk okullarında son derece çağın gereklerine uygun üst düzey eğitim kalitesiyle pırıl pırıl gençler yetiştiriliyor. Eğitim demek insanı inşa etmek demektir. Eğitim sabır işidir. Siyasi bir konuşma birkaç dakikaya münhasırdır. Ama bir eğitim konuşması 10 yıl kadar sürer. Evet, o çok yavaştır ama netice olarak kesindir, kesin sonuç verir. Bundan dolayı Gülen Hareketi'nin eğitim faaliyetleri çok ilgimi çekti. Konuya yakın ilgi gösterdim. Okullarını gördüm. En çok hoşuma giden de Müslümanı kendisine getiren okulların modern olmasıydı. Bu okulları görünce şu kanıya vardım. İbni Haldunlar, İbni Nefisler, İbni Teymiyeler, Abdülkadir Geylaniler ve Celaleddin Rumileri tekrar geri gelecekler. Çünkü bu okullar asalet ve modernizmi bir araya topluyor. Bu asrın, bu açlık asrının en zor sorularına bile cevap verebilir. Hi, buenos días. Hola. El padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Salut. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Good. Juan An. Ohayo gozaimasu. El padre. Please. هذه مؤلفات ممتازة. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bütün eserlerini değil ama bazılarını okuyabildim. Müthiş eserler. Ben onu İslami müceddidlerden sayıyorum. Hoca Efendi'yi İslam tarihinin tamamlayıcısı olarak görüyorum. Onun muasırları Seyyid Kutb, Mevdudi ve Hasan el-Benna var. Ama o daha büyük bir rol üstleniyor. O bütün bu fikirleri sahaya indiriyor. Okullar açıyor, yardım kuruluşları, vakıflar. Toplumun starları diyebileceğimiz insanlarla diyaloglar ve televizyon kanalları. Daha elle tutulur ve tesirli işler. Gülen Hareketi'nin yoğun çalışmalarla sürdürdüğü dinler arası ve kültürler arası diyalog çalışmalarımızı, çağımız insanının yaşadığı manevi krizlere çözüm reçetesi sunuyor. Bu faaliyetlerle her kesimden, her meslekten, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkes bir araya gelebilir, ortak paylaşımlarda bulunabilir. Futbolun yıldızlarıyla, sinemanın yıldızlarıyla diyaloğa geçiliyor. Gönüllüler Hareketi asrın sorunlarını anlayabilen bir hareket. Bence içinde bulunduğu anın gereksinimlerini idrak ediyor.
Alem şümul olması ve eğitim faaliyetleriyle gençliğe hedef alması ki gençlik gelecek demektir, böylece geleceğin ihtiyaçlarını çok iyi bilmekti. تعرف ما هي مطلوبات الشباب وما هي مطلوبات المستقبل. نصل إلى ذلك بالعلم. Bir dönem özellikle 15 ve 16. yüzyılda İslam dünyasının yaşadığı parlak dönemi yeniden yaşamamız için çok çalışmamız gerekiyor. Tıpkı muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yaptığı gibi. O seviyeye ilimle ulaşırız. Asıl istenen silahı devralmak değil, bilakis ilmi devralmaktır. Kalem üzere kurulmuş bir hilafet. Sınır ve hudut tanımayan, her şeyden arınmış ve uğruna baş konulmuş bir ilim üzere kurulmuş bir hilafet. Hizmet kelimesi Gülen hareketinde çok hoşuma gitti. Çünkü bu kelime dünyevi arzulardan sıyrılma ve isteneni yapma demek. Kur'an her şeydir. Kur'an referanstır. Kur'an yeniden dirilişin temelidir. Kur'an yoksa İslam alemi de Müslümanlar da yoktur. Sıfır seviyesine ineriz. Kur'an'la rakamik değerler kazanıyoruz. Bütün insanlık alim olacak diye bir şey yoktur. Normal Müslüman olur, İmam Malik, Ebu Hanife, Abdülkadir Geylani gibi alimler de olur. Evet, bütün bu sınıf insanlara ihtiyaç vardır. Dünyada ekonomik ve siyasi savaşların her geçen gün farklı boyutlar kazanarak genişlediği huzur bozucu ortamda özellikle Müslümanlar olarak üzerimize çok fazla görev düşüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı sünnet-i seniyesine bağlı kalarak Allah'ın emir ve yasaklarına tam anlamıyla uyan ve Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğiyle hareket eden bir toplum olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i onun buyruklarını hayatımıza rehber edinmeli ve her anımızda her yerde onun rahmetine sığınmalıyız. Modern kültürün bıraktığı her şey maalesef insana mutluluk getirmiyor. Kent hayatının yoğunluğu ve yerel yaşamın artık yok olma noktasına gelmesi, insani bazı değerlerinde yok olmasına neden oluyor. Sürekli bir koşuşturma içinde olan insanlar, dört duvar arasında kendisine bir dünya kurmuş, iş yaşamından arta kalan kısıtlı zamanda vaktini burada geçiriyor. Komşuluk ilişkileri yok olma durumuna gelmiş. Aynı apartmanda yaşayan farklı aileler birbirlerini tanımayabiliyorlar. Toplumsal hayatın her alanında maalesef çeşitli sıkıntılar ve insani yozlaşmalar var. İnsanlığın özüne dönmesi ve temiz, saf kimliğini yeniden kazanması için harekete geçip bazı şeyler yapması gerekiyor. Örnek olarak, siyasetle uğraşırken doğru söyleyip, yalandan kaçarak, adaleti ikame ederek ilk adımlar atılabilir. Çünkü günümüzde insanlar adaletten mahrumlar. İnsanlar doğruluk istiyorlar. Onlara yukarıdan bakılmasını istemiyorlar. İnsanların arasına karışmasak, Efendimiz'i rehber edilmezsek, nasıl zayıfların yanında yer alırdı? Kur'an şöyle der. Sabah akşam Rablerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan, ne de onlar senden sorumlu değilsiniz. Ki onları kovup da zalimlerden olasın. Evet, fakir ve zavallı insanlara kulak vermeliyiz. Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizlik, her geçen gün büyük bir uçurum arz ederek katlanıp gidiyor. Kapitalist sistem zengini zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Yoksulluk artıyor, bunun önüne geçmeliyiz. Ayrıca gençlikle ilgilenmek çok önemli. Yetenekli insanlara ehemmiyet verilmeli, onların dünyaya, insanlığa faydalı bireyler yetişmesini sağlamak için gerekli fırsatlar ortaya konulmalı. Hi, buenos días. Por. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Good. Juan An. Ohayo gozaimasu. Mi padre. Please.
Hadi mecelle mümtaze ve mecelle reşit. Fethullah Gülen Hoca Efendi ile karşılaşacak olsaydım, ona İslam aleminin üç önemli sorunuyla ilgilenmelerini söyle derdim. Birinci sorun, Darfur'a iltica eden mültecilere yardım. Siz bir köy inşa ettiniz ama biz böyle 100 köye muhtacız. Bu konuyu Hristiyan ve Yahudi kuruluşlarına bırakmamak lazım. İkinci sorun, Allah sizlerden razı olsun. Somali'de işe başladınız. Ama Somali'nin daha çok ihtiyacı var. Daha fazla okullara ihtiyacı var. Bu Afrika'nın ihtiyacı aslında. Üçüncü konu, Müslümanları kardeşleriyle birleştirmek. Orta Asya'daki kardeşlerimize daha fazla vakit ayırmak ve onlar arasındaki kardeşlik bağlarını daha da geliştirmek lazım. Bir de Filistin konusuyla daha fazla ilgilenmesi. Müslümanlar la ya'rifun şey. Ve mezid mel ihtimam bil kadiyye Filistinliye. Yani münassab mukaren, lanu kullu hareke mesela... Fethullah Gülen felsefesini günümüz ve geçmiş bazı hareketlerle karşılaştırmak zor. Mesela Abdülkadir Geylani ilimle uğraşıyordu ama okulları yoktu. Her ne kadar fikir bir olsa da Fethullah Gülen okullar açıyor, televizyon kanalları açıyor. Geylani sevgi, ahlak ve güzelliklerden bahsediyordu. Aynı şeylerden Fethullah Gülen de bahsediyor ama hizmet ederek, bir nesil yetiştirerek, bir gençlik yetiştirerek sadece sözde değil, uygulamada da bunu gösteriyor. Milletlerle iletişimi söz ve ilimle yapıyor. Aşu'ub bil ilmu bil kelime.